Arkadaşlar merhabalar. Antalya tablo çalışmalarım bitti. Burada görebildiğim tablomdan çıkarabildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Birinci koşusu handikap 15, dişi handikap 1. Handikap yarışında kilo farklılıkları oluştuğu anda onlar şanslı kalırlar ki iki Anadolu aşı birinin arkasındaydı. Burada yarışı kazanan vaziyete gelir. 2 yarışı kazanır. Arkasına 3 girer. Eğer 2 eksik koşarsa 3 yarış kazanır. Tabi diğer atlar sırayla devreye gireceklerdir. Grubun kaliteli atı 5 nolu zeytin gözlü sıkıntılı koştuğunu gördüğüm Safkan'da buranın sürpriz atı olarak kalır. Yani at yazıyorsanız eğer 2'nin yanına 3'ü 5 ve 1'i de ilave etmenizi öneririm. Varsa diğer atlardan tuttunuz diyeceğim. Normalde 2'nin kazanması tek olması gerekir. İkinci koşu maiden dişi Kayaların 3 tane, 4 tane atı var hatta. 3'ü Ekuri, AGF 2 de böyle AGF çıktıklarında da diğer ekürilerle yarışa gidiyorlar. Bunlar da bir acayipler. Kazanır, itiraz etmem. Kazancı yüksek Safkan. İsterlerse tabii. Çok atları maiden zaten. 8 yapabilirse sürprizini görebildiğim bu. O da Beşir Kaya attı. Bu da çıkartmıyor maiden'dan. Bunlar da çıkartmıyor. Maiden dışı arkadaşlar 8 iyi koşabilir. 2'nin rakip olarak önereceğim Safkan oldu. Yani tek atarsak tabii ekürler. Ancak Maiden dışıdır. Bunun dışında da her sonuç olur. Yeni koşan atlardan 5 örneğin. Bunların tahmini vermek inanın zor. Bir hafta önce sıfır çekip ertesi hafta yarışa geldiğinde aynı grup içinden bir başka at getiriyor. Yani o at geçen hafta neredeydi? Öyle sonuçlar aldığım için bu maiden dişileri çok fazla sevmiyorum. Üçüncü koşu handikap 14 handikap 2. 4 Raven. Bu biraz şarta uyan Safkan durumunda ki hafif kilosu ile 2 nolu Safkan'ı geçebilir. 2 yüksek AGF ama bu grupta da çok öyle kaliteli bir at yok arkadaşlar. İyi ata da Yamak Apranti verdiler bir nolu Safkan'ı. Şimdi AGF'yi ikisi götürüyor. %70'lik bir AGF. Raven burada dişi olmasına rağmen şarta uyan Safkan. Ben yazılması taraftarıyım. 2, 1, 3 sırayla önereceğim Safkanlar. Yani çok istikrarlı atlar değiller bu gruptaki atlar. Dördüncü koşu kısa vade 8. Bir nolu demir perde. Arası var ama bu atlar grup atları zaten. Tuncer'de Kaisberg 3 de öyle grup atları. Yine de bir nolu Safkan grubun hem tecrübeli hem kaliteli atıdır. Özcan'la yarışı kazanabilir. Tek dahi olabilir. Mistik kurgulayan arkadaşlara biri tek öneririm. Tabi at yazılacaksa 3'ü Toramankaya, 4 Kaisberg Tuncer'i eklemenizi ilave etmenizi öneririm. Bu kadar. Dördüncü koşu. Yani tek olacaksa bir. Beşinci koşu. Şartlı 3. 5 yukarı Araplar. Şartına uyan diyeceğim artık. 9 yaşında çelik kalkan. Bursa'daki açık 3 yarışı üçüncülüğünü tekrarlar ise rakipsiz koşar tek olur. Nokta. 3 eksik koşar geç çıkar. Çok geç çıkar ise 1 Arifcan 9-6 gibi atlar yazılabilirler bu Arap grubunda. Yani çok eksik koşmalı. Çelik kalkanı 10 boy geç çıkıp çok eksik koşturulmalı ki bu gruba geçilsin. O son yarıştan dolayı bunları söyleyebiliyorum. 6. koşu grup 3 tekrar İngilizlerin grup 3'ü. İşte buraya getirilen atlar bakın arka arkaya geliyorlar. Hani işte ne koşacaklarını çok öngörmek zor. Ama biz eskisi gibi yani bildiğimiz Jungle gibi koşacaksa bu grubu geçiyor. 2 nolu Safkan. Bu da tek bu. Ekürü desteği de var. 2 nolu Safkan. Yani grup 1 üçüncüsü bu grubu geçmiş bir Safkan. Aynı şartlar sentetik. Eksik koşması gerekir ki 2'nin yerine diğer atlar geçsin. 6. Bu da ekürü destekli. Sürpriz koşarı 3 Çakırdağlı. Yani 2 eksik koşarsa yanına
yazılır safkanlar. Bir kumda kazandığı sentetik koşuyu dört gene altının arkasındaydı. Yeriniz varsa işaretini bilir. 8 pencere şu an için tutmuyorum. Ama ihtimallidir tabii ki. 7. koşu şartlı 4. Obrada 1200 olsa tek önerirdim. 4 nolu safkanı. Obrada'yı 1200'de tek önerirdim. 1400'de sallanıyor. Ne yazık ki. İyi gruplarda iyi yarışları var. Arpio'da olsa da burada onu geçebilecek bir nolu safkanı gördüm. Son yarışını kazanan safkan 4'e ciddi rakip olur. Ben de favori koşuyor. 1-4. Beklediğim sıralama 4-1-1-4. 8-7 gibi atlar. Bunların ikisi de eksik koşarsa öyle devreye girecek atlar. Gördüğüm bu oldu. 7 %2'li geçen hafta 4 gün önce çok güzel sürprizle koştu. Kazandı. Atı hiç göremedim yani. Şu atı hiç göremedim. 9 yarış tabelasız. Bir yarışta şartlı 3'te kalktı. Sprintini attı 1. Çok güzel saklamış. İlgilerini tebrik edelim bu arada. Hepimizi yatırdığı için son ayakta bu arkadaşlar. İlgilerini de tebrik edelim. İnsan bir ikinci olur. Sonra gelir birinci olur. Biz de görürüz. İşte bu atlar tehlikeli atlar. Neyse. Yani tebrik ederiz kazandığı için de. Ona bir şey demem ama neredeyse hepimizi yatırmıştı bu at. 8. koşu Maiden dişi. 5 nolu safkan derbeder. Rakipsiz arkadaşlar yani rakip belki hani yeni koşan 7 belki. Onun dışında hemen hemen rakibi yok. Ya çocuk üzerinden düşecek ya starttan çıkmayacak. Başka türlü normal koşarlarda yan yana koşarlarsa o vaziyette geçirirse terbiyesizlik yapmışlardır. Orada bizlerin yapabileceği hiçbir şey yok. Bunlar sahada oluyorlar. Olan olaylar. Adam getirmeyeceğim dediği zaman getirmez. Normalde rakibi yok bulamıyorum. Bu Maiden dişi değil. Hiç de sevmem koşularını. Dişiler Araplar. Umarım terbiyesizlik yapmazlar. Varsa gördüğünüz ilave etmeyi size bırakıyorum. Rakip olarak. 9. ve son koşu şartlı 3. 4 yaşlı Arapların şartlı 3'ünde 6. Apranti'yi artıladılar. Başarılı apranti jockey gibi maşallah at sürüyor. Bayağı da beğendiğim bir jockey oldu. Apranti oldu. Altın onu safkan son yarışını tekrarlasın. Geçilmez kazanır. Tek olur. 6 eksik koşar. Bir yerine geçer. O da eksik koşarsa 4'ten başlar. Diğer atların sıralaması. Bu kadar. Yani çok fazla direkt atı var Antalya'nın. Hani iyi atlar, kaliteli atlar, direk atlar. Bunlardan biri koşmaz. Diğer kalan 3'ü 2'si ki Uludoruk gibi, Maiden yarış gibi. Bunlar kazanırlar. O yüzden ikramiye çok yükseğe kolay kolay gitmez. Yani 6 koşuda 6'sının birden geçilmesi gerekir. O yüzden biraz hem kurgularda misliğe doğru gitmenizi, şansımız öyle denemek bence daha mantıklı oldu. Sizlere de bunu tavsiye ediyorum. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşça kalın.